Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedinil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirdan ustozlar, sizler bilen görüşüp suhbetlaşıp turganimizga bag'oyat mamnunmiz. İnşallah bugün muhtasar şekilde bazı masalalarni gaplashamiz. Aleyküm selam rahmatullah. Asosan suhbatimiz o'zi İslam dininin bugünge kadar himoyada kelishligiga sabab bo'lgan omillar to'g'risida. İslam dini Qur'on-i Karim oyati bilan Nabi sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan bir qancha hadislar bilan sobitki, Alloh subhanahu va taolo bu dinni o'zini muhofazasiga olgan. Hicr suresi Allah Teala aytadı ki: "Eûzu billahi mineşşeytanirracim. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun." Albatta biz zikirni özümüz nazil kıldık ve albatta biz onu özümüz muhafaza kılamız degan. Allah Subhanahu ve Taala'nın muhafaza kılışligi sebebi dünyada İslam dininin usulüge bağlı ekenligini ulamalar ittifak degan. İslam'ını biz geçe yetip gelişliği de usul var, usul, kaideler var. Hadır ki til bilen etken de metodologiye var, metod var. Bu üslubiyetini işlep çıkan ulamalar, İslam tarihi de yüde katta alem şümül işini amelge aşırışken. Başka din vakilleri, mesela müsteşrikler 1700. miladi yıldan büyüğü de İslam'ını örgeniş üçün institutlar kuruşken. Faraz kılın, başka din vakilleri bizni dinimizni organiş üçün katta katta institutlar, akademiyeler taşkil kılışıp, katta miqdarda pul saplaşıp dinni organişke. Sebebi, o şey yıllarda asasen Müslüman ülkelerini müstemleke kılınış devrige doğru keledi. Siyasi, basım, müstemlekeçilik, Cezayir müstemleke kılıngen, Marakeş müstemleke kılıngen, hemen Müslüman memleketleri başka din vakilleri, siyasetçileri tamamen basıp alınken, basıp. Libya'ya hücum bugün, misal için. Osmanlı hilafatı'ya hücum bugün. Başka Müslüman ülkelerini hem mesela parakende kılınken. O şey davurlarda Saudiye ailesi teşkil tapken. O şey davurlarda. 1700. Yıldan büyüğüleri de hareket bugün. Keyin 1800. yılda resmen ular meydana çıktı. Ana şu urunuşlarda İslam dinini örgeniş neticesi de bir kança müsteşrikler özleri samimi şekilde itiraf kıyken. Aytken ki İslam ümmeti ortaya koygan metodologiye insaniyet tarihinde köz körüp kulak işitmegen metodologiye. Buna kasını körmegen biz degen. David Samuel degen Britaniyalik müsteşrik var. David Samuel. Mana şu adam aytadı. İslam ümmeti ilim örgenerken degen, ilim örgütücü adamlarını örgeniş barası da metod ortaya koygen. Fakat kitabını özünü okup bu ilim, peygamber şu yapını yapırken eken, Kur'an bana şu yüken bilen kifayelenmeken. İslam ümmeti ne makigen? Peygamber aytı degen adamını yok aslan üçlegen, sen kimsen deyişken. Ha falancı mı? Kimden içtin deyişken. Pistancıdan sonra unuşla alıp gidişken. Sen kimsen falancı mı? Kimden içtin falancı? Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geçip bugün sanat silsileni öte dakik şekilde örgünüp çıkışken. David Samuel aytadı ki 500 bin adamını 3 asırda İslam ulamaları örgünüp çıkan. Ben gördüm şimdi deydi. 500 bin, yarım milyon adam. 3 asırda yarım milyon adam İslam tarihini özden ki inge avlatke kaldırarken uşa adamlarını nam ve nam organişken. Bu sanat barasındaki klingen urunuş. Sanatke, üslubiyetke acratırgen vakt, urunurgen imkaniyet. Bu imkaniyet samarasını belgen.
İslomga har turli gaplarni qo'shib, payg'ambar ashunaqa dedi, Muhammad undoq dedi degan gapni xohlagan odam qo'sha olmay qolganki. Muhaddislarda eng katta shijoatlari shundan iborat. İmom Buxoriyni sahih to'plamlarining qadri qiymati mana shundan iborat. Sahih to'plamdan qola Rasululloh deb bir kitob o'qirkansiz bir hadisni. Doğrudan doğru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ikenliği şüphe kımıyız. Şu derecede dakik üslubiyatı işlep çıkışken. Kur'an-ı Kerim'e bugün hücumlar Peygamber aleyhissalatu vesselam davrıda barıdı. Kur'an'da ne dedi? Velid ibn-i Mughira ne dedi? Bu dedi, sihir dedi. İnnehu sihru yu'ser dedi. Tahsil kılıcı sihir dedi. Adamını yapamaz. Yani adli adamını yapamaz. Dediyor lekin Allah'ın kitabı degeni yok. Sihir dedi. Bazıları Mecnun'unu yapı dedi. Bazıları bu yap dedi. Asatirul avvalin dedi. Utkarların tarihlerini yapını belirken dedi. Lekin bu hücumlarının bir ortası galebe degeni yok. Kur'an özünün yani sabatı da meydanda sabit durdu. Allah'ın kelamı ikerliği de qorilarning xizmati beqiyos bo'ldi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam davridagi qorilar o'zlaridan keyingi qorilarga, shogirdlarga Qur'onni og'izma-og'iz yetkazishdi. Va Qur'on ilmlari borasida, qorilarning san'atlari shakllandi. Bular ham o'sha san'at, bunga o'xshagan san'at, faqat Qur'onniki biroz boshqacharoq. Ular og'izma-og'iz eshitadi. Hadis ulamolari bazı adamlarını hadis ilmide zayıf deyip gördü. Aytdı ki gelecek avlatını ogohlantırdı. Bu hadisini falancı aytken, lekin bu falancıdan ogoh bo'linglar, bu zayıf deyişti. Lekin o'sha zayıf adam Kur'an borasida ishonchli edi. Çünkü bir insan bir sahada tahassüs hasıl kısa, bir sahaga ko'proq müracaat kılsa, ikinci saha oqsaydı, doğru. Bu tabii holat. Oqsashligi o adamın aybi ham bo'lmasligi mümkün. Çünkü o fiqh bilan shug'ullanmadi, hadis bilan shug'ullanmadi, faqat qiroat bilan va odamlarga Qur'on o'qitish bilan mashg'ul bo'ldi. Masalan, Hafs. Hafs rahimahulloh Osimdan rivoyat qilgan. Bizning qiroatimiz Hafs an Asim. To'g'rimi? Osimdan Hafsning qiroati bilan o'qiymiz. Muhaddislar Hafsni zaif deydi. Hadis istilohida, hadis rivoyatlarida Hafsdan hadis olisharkan bu zaif deyishadi. Lekin qiroatda eng ishonchli odam. İbn Hajar aytadilarki, Hafs qiroatiga gap yo'q, hadis borasida biroz mavzusi o'rtacharog'ida degan. Bu ularning taqiqligiga dalil. Endi shu joyda Qur'onga bo'lgan hujumni qorilarning qiroatlari shuni olib qo'ysak bo'lmas mumkin. Qorilarning qiroatni o'zidan keyingi avlodga yetkazish uslubiyati Qur'onning muhofazasiga xizmat qildi. Boshida o'qigan oyatimizni maydondagi aksi ko'rinishi. Qur'on aslida biz qo'limizda ushlab turgan mushafdagi Qur'onmi? Yoki qorilarning qalbidan qalbiga o'tib kelayotgan Qur'onmi? Mutlaq ishlatilganda ikkalasini ham nima deymiz? Qur'on deymiz. To'g'rimi? Tilovat qilingan ham Qur'on, yozilgan ham Qur'on, mushafdagi ham Qur'on, hammasi Qur'on o'zi. Lekin asl murojaat qilinishi kelgan bo'lgan asl manba qori mushaf emas. Mushaf uni rasmi. Biz o'qiyotgan kalimalarning rasmi mushaf. Bu muhim buni ajratib olish. Nimaga? Ko'p odamlar Qur'onning mushafiga qarab, mushafni o'zidan qiroatni qilib odamlarni boshini aylantirishi mumkin. Qur'onni o'zidan Qur'onni yodlab olgan odamning qiroatini qorilar qabul qilmadi. Aytishdiki, sen yodlaganingni deyishdi, qoridan o'tkazishing kerak deyishdi. Qori senga og'izma-og'iz aytib beradi, o'qiydi. Mad. Masalan, madd munfasil qancha cho'ziladi? To'r alif emas, to'r harakat o'zi. Har bitta alif ikki harakat bo'ladi. To'r harakat. To'r harakat qattan kelib chiqdi. Qur'onda yo, hadisda yo, payg'ambarimiz to'r harakat cho'z demaganlar. Bu taxminiy bu.
to'r harakat miqdorini ustoz shogirdga o'qitib berar ekan, shogird shu miqdorni o'zi o'ylab chiqardi shu. To'g'rimi? Qori cho'z dedi, cho'zdi. To'xta dedi, to'xtadi. Sal qisqaroq dedi, qisqaroq qildi. O'sha muddatni, o'sha miqdorni tasdiqladi. Shu tasdiqlangan miqdor qoriga dars bo'ldi, ijoza bo'ldi. Shu ijoza bilan davom etdi. Keyin buni rasmga tushirarkan, tajvid ulamolari bu haqida mulohaza berarkan, yozuvga qanday qilib uni ifoda qiladi. Mana shuncha miqdorda deyish uchun qanaqadir miqdor kerak. Alifni ikkiga bo'lishdi, ikkita harakat, to'rt harakat deyishdi. Shundan kelib chiqadiki, qori Qur'onni qoridan olish kerak. O'zi yodlab olsa ham qoridan o'tkazib olish kerak. Qori tasdiqlamaguncha Qur'on ijoza Qur'oni hisoblanmaydi. Endi mana shu uslubiyat islom ummatini faqat Qur'onigagina bog'liq emas. Xuddi mana shu san'at, xuddi mana shu ilmni o'zidan oldingi avlod keyingi avlodga meros qoldirishi hadisda ham va Qur'on va hadisdan kelib chiqqan mafhum fiqh ilmiga ham tegishli. Kitoblarda yozilaverdi, hammasi rasman tasdiqlandi, lekin asosiy rivoyat qiluvchi karvon tirik insondan tirik insonga o'tdi. Hammasida san'at mavjud. San'at tirik san'atlar mavjud. Qur'oni Karimda hozir Qur'oniy degan jamoalar chiqqan. Sunnat inkorchilari. Ular nima deydi? Mana shu mushafni ochib olib, mushafdagi demak ma'no bu. Qur'ondagi oyatning ma'nosi bu. Ozgina arab tilini o'rganib olgan bo'lishi ham mumkin. Aytaveradi. Keyin unga qarab, bu rasmiy Qur'on bu. Asl Qur'on qorilarning qalbidagi Qur'on. Desangiz yo'q, inkor qiladi. Nima uchun inkor qiladi? Islomga yangi bir tushunchalarni olib kirish uchun eshik ochish maqsadida. U o'ziga imkoniyat yaratyapti. Imkoniyat yaratib, islomga xohlagan gapni gapirsa, musulmonlarning ichini farokanda qilsa. Shuning uchun sunnat inkorchilarini orqasida dastaklayotgan, haliga yuqorida aytganim mustashriqlar. 1740-yilda ochilgan mustashriq madrasalari, maktablari. Ular islomni o'rganib, iymonga kelishni o'rgangani yo'q. Ular islomni o'rganib, islom ulamolarini gaplarini ommaga shubhalantirish uchun madrasalar, maktablar ochishdi, institutlar ochishdi. Juda katta miqdorda pul sarflashdi va ular to'xtagani yo'q. To'xtagani yo'q. Ular hozir ham tirik. Ular hozir ham shu ishni qilishyapti. Va shu ishga kim xayrixoh bo'lsa, uni moliyalashtirishyapti. Unga dastak berishyapti. Orqasidan qo'llab-quvvatlashyapti. Yer yuzida qayerda islomni buzg'unchi din qilib ko'rsatishlikka harakat bo'lsa, orqasidagi finansorlar ular. Natija shu, islomni parokanda qilish. Islomni tarixida siyosiy fitnalar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu gacha bo'lgan davrlarda, Umar radhiyallohu anhu davrlarigacha sahobalar o'rtasida siyosiy katta ixtilof chiqmagandi, to'g'rimi? Hamma bir edi. Hazrati Umar siyosiy ma'noda qattiq ushlagan edi. G'irring degan odamni boshiga urardilar. Qo'llarida darralari bor edi, o'sha zohida jazolardilar. Subayr ibn Isl degan odam Basrada, keyin Misrda yurgan, bu odam odamlar ichiga kirib olib, Qur'ondan hech kim tushunmagan oyatlarni aytishni boshladi. Tabaroniyda kelgan bu hikoya. Hazrat Umar bu hodisani eshitganlarida Abu Ayyub al-Ansoriyga yoki Abu Musa Ash'ariyga aytdilarki, u odamni menga jo'natib yubor dedilar. Madinaga olib kelishdi uni. Olib kelib, uni chaqirdilarida, sen qaysi oyat haqida odamlarni ichida savol so'rab yuribsan ekan? Desa, ha falon oyat. O oyatning ma'nosi bu. Payg'ambar alayhissalomdan o'zim eshitganman, uni ma'nosi bu. Yana nima savoling bor? Mana bu. Bu oyatning ma'nosi bu. Men Payg'ambar alayhissalomdan buni shaxsan o'zim eshitganman. Yana nima savol bor? Savollar tugadi. Tugagandan keyin Ibn Abbosga aytganlar, menga xurmoni shoxlardan olib kel deganlar. Olib kelib olib, haligini rosa urganlar. Hozir shu tasavvur qiling hozir. Dindan, shariatdan o'zicha gap ko'tarib yurgan odamlardan bittasini olib kelib, Umar
paçağını çıkarıyordu urup. Orkaları konap gitken, kuştan keter derecek ekeken. Sudrap opkiri bir joyga qamab qo'yganlar. Birinchi qamoqxonalardan bittasi shu. Qamab bir 10 kun 15 kun o'ziga kelgandan keyin olib chiqib olib yana urganlar. Yana urib yana qamab qo'yganlar. Yana 15 kundan keyin chiqib yana urganlar. Keyin oxiri haligi odam aytgan, "Ey Umar" degan. "Meni agar o'ldirish rejangiz bo'lsa chiroyliroq o'ldiring" degan. "Men" degan chidamayapman degan. Yo'q, tarbiya bermoqchi bo'lsangiz, odob bermoqchi bo'lsangiz, ya'ni qanaqa odob? Qur'ondan xohlagan gapni gapiraverishlik beodoblik bu. Bu odobni bermoqchi bo'lsangiz, men odobimni oldim. Bo'l, tavba qildim dedi. Deganda bo'pti dedi. Endi odamlarning ichiga kirib, bunaqa gapni gapirma dedi-da, qo'liga xat yozib Abu Musa Ash'ariga jo'natib yubordilar. Aytdilarki, bu odamni birorta odamga qo'shmanglar dedilar. Qayerda o'tursa, o odam ularga qo'shilmasin, odamlar u gapirmasin, salom bersa haliga olmasin. Qudandachiligini ussin, hamma undan aloqani ussin. O odam o'zini yurtida juda e'tiborli odam edi. Obro'li, martabali odam edi, hech kim salomlashmay qo'ydi. Shunaqa xor bo'ldi, shunaqa xor bo'ldi. Oxiri yig'lab kelgan Abu Musoni oldilariga. "Men tavba qildim axir, odamlar bittasi ham salom bermayapti. Bu yomonda bu. Sizni bir-biringizga qarab salom bersa, alik olib kulishib gaplashtirish katta ne'mat bu. Biroz bemor bo'lsangiz, uyingizga bir odam kelib sizni holingizdan xabar olsa, bu ulug' ne'matlardan. Buni qadriga yetish kerak bo'lgan ne'matlardan. Hech kim salom bermasa, hech kim majlisga chaqirmasa, hech kim o'ziga bir maslahatga olmasa, bu xorlik bu. Yomon xor bo'ldi. Keyin aytdiki, "Men" dedi, "tuzaldim axir" dedi. Qo'shilay odamlarga deganda xat yozdilar, Umar aytdi, "qo'shilaversin" dedilar, keyin qo'shildi. Mana shu Hazrati Umarning siyosiy ma'noda fitnalarni ilmiy bobda, ilmiy manzarada, ilmiy masalalarda kim xohlaganda gapiraverishligi og'ir fitna ekanligini bilgan Umar qattiq turdi bunga. Jazo qo'lladi hattoki. Jazo qo'lladi. Hozir Umar radhiyallohu anhu ning bu qilgan ishlarini illoki diktatura deb nomlashadi. Biz yo'q, biz nimaga Hazrat Umar diktatura bo'lish kerak? Terror tashkilotlari ro'yxati bor. Ya'ni kimni qo'lida? Islomni muxoliflarni qo'lida. O'sha ro'yxatni birinchi, ikkinchi o'rinlarda Hazrat Umar turadi. Hazrat Umar terrorist bo'lganmish. O'zini dinini himoya qilsa terrorist bo'larmish. Ha, dinini himoya qildi axir. Dinga shunaqangi fitnachilar kirib kelishligini oldini oldi. Hozir ham dinga har turli gaplarni gapirgan odamlar Abu Hanifani adashgan deyapti, Imom Maturidiyni adashgan deyapti, islomda xohlagan gapni gapiryapti. Musulmonlarni yahudiylarga misol qilyapti, xohlagan gapini gapiryapti, xohlaganini. Yuzi yo'q, kimligi noma'lum, bularga qarshi chiqib turib raddiya bersak, bizni ummatni parchalayapti bu deyapti. Voy. Sizlar xohlaganinglarni gapiraverar ekansizlar-da, sizlarga "Voy, haddingni bil" desak, biz parchalayotgan bo'larmishmiz. Indamasligimiz kerak ekan. Indamasak, bular xohlaganda gapirish kerak ekan. Yo'q, unaqa emas. Hazrat Umar radhiyallohu anhu siyosiy masalalardan tashqari ilmiy masalalarda ham juda ham qattiq turdilar. Ki Hazrat Umarga suiqasd uyushtirildi. Abu Lu'lu'a la'natullohi alayhi tomonidan orqadan xiyonat o'laroq hujum uyushtirildi, Hazrat Umar shahid bo'ldilar. Keyin fitna eshiklari ochilib ketdi. Huzayfatul Yamoniyda hadis bor edi. Fitna eshiklari to'g'risida. Fitnalar haqida so'raganlarida aytdilarki, fitnalar siz bilan fitna o'rtasida babun mug'loq dedi, eshik yopiq dedi. Eshik sindiriladimi, ochiladimi deganda sindiriladi deganlar. Eshik kim edi? Hazrat Umarning o'zlari edi. Eshik sindi, ochilib ketdi. Hozirgacha fitna tugagani yo'q. Hozirgacha fitna tugagani yo'q, o'sha fitna davom etyapti. Agar sindirilsa, qiyomatgacha yopilmas ekan deganlar Hazrat Umar. Eshik o'zlari ekanligini juda yaxshi bilganlar. Keyin nima bo'ldi? Umar qatl qilindi, xalifa. Undan keyin Usmon qatl qilindi, xalifa. Undan keyin Ali qatl qilindi, xalifa. Undan keyin Hasan qatl qilindi, xalifa. Undan keyin Husayn qatl qilindi, xalifalar bular. To bugunga qadar bu fitna siyosiy ma'noda tugagani yo'q. Har doim bundan foydalanishadi. Har doim.
bu kadar fitneler içinde dinimizni sağlam, navkuran, saf halde yetip geliştiği sebep değil mi? Birincisi ayetini, yani vadesini sadıklığı. Uşa vadenin yeryüzündeki kahramanları kim? Ulamalar. Başka yol yok. Başka yol yok. Ben için oturgen cemaat, uşa kervanın bir cemaatı. Biz din üçün hayatımızını tamamen fida kıyan adamlar bile oturuyoruz. Bizler şu adamlar sılar. Oşa davru da kim çıkkan bulsa hem siyasi basım nime buluştan kat'i nazar, siyasi hücum kanday ağır buluştan kat'i nazar ulamalar dinleri üçün fidakarlık kılıçtı. İmam Abu Hanife dini üçün kazı bugünü yok. Dini üçün. İmam Ahmet dini üçün zindallarda kelteklendi. İmam Şafii kelteklendi. Kuvuldu. Berçe ulamalar, İmam Bukhari dini üçün, dini üçün neyse burada imtihanga düşer buldu. Dini üçün Bukhara'da o kişiye amırlar tazyik kıldı. Dini üçün. Lekin ulamalar her kanday siyasi vaziyetten taş kat'i nazar öz zamanlardaki öz mas'uliyetlerini sıdkı dilden ada kılıçtı. Bu bizge nimeni beledi? Bugün uşa vazife bizi zimmemizde. Hazır. Yine uşuna kengi adamlar çıkıyordu. Dinden haklagenini gepiriyordu. Şimdi uşa himayege İslam ulamalarının kıyan hizmetlerini etirafı alemlerine dolduradı. İmam Bukhari 14 bin kilometre yürgen ekeller piyade. 14 bin kilometre. Bitti bu hadisini yürgen yolu. Hadisler toplar, sarasını sarakke, puçakını puçakke çıkarıp cüde katta hizmetli geldiler. Başka muhaddislerini hemmesi de hadiske bugün interis yani tarifke tilacış derecede. Kur'an'ı gördük. Kur'an'ı naumit bu bugün. Din düşmanları Kur'an'ı özgertiremen deyişlik ümididen mahrum bu bugün. Bu oldu. Kur'an'ı özgertiren miydi? Mutlaka mümkünmez. Kur'an'ı mushafmez de. Harakat kılışken bir. Katta basmahana kılışı, Kur'an'ı basmahanada not kurup çıkartıp tarkatışken. Qorilar bitti o'qitirib bu haqiqiy Qur'onmas deydi. Dünyanın xohlagan burchagida qori Qur'onini bittida ko'rib taniydi. To'g'rimi? Yeryüzdeki hamma Qur'onlarni mushafini olib kelib, yoqvorib, ko'mib yo'q qilsa, qori bir kunda uni qaytarib o'rniga tiklab qo'ya olaydi. İslam ummatining Qur'onga bo'lgan xizmatini bajaruvchi qori jamoati farzi kifoyani ado qilyapti. Qorilar har doim martaba olarak en katta hizmetini kılıyor. Bugün şunaqa badbahlar çıktı ki Kur'an'ı, karını kursatıp kitap yüklengen eşek deyişi yaptı. Karını ya? Sufyan İbni Uyeyne'den rivayet var. Kur'an'ı kalbide cemlegen adam bilen peygamber ortası farkı yok. İlla peygamberge vahiy kiyen, karıge vahiy kiyemegen. Qori payg'ambarga kelgan vahiyni qalbida ko'tarib yurgan odam shuni eshakka o'xshatishyapti. Bular yo valati sinolar, ya'ni haromdan bo'lgan odamlar yoki o'sha haromdan bo'lgan odamlarni finansi bilan ichimizda yurgan xoinlar. Boshqa gap yo'q. Alloh taolo ularga o'sha Qur'onni ko'tarib yurishlik ne'matini bermaydi. Ular o'sha o'zlariga yuklatilgan vazifa bilan islom ummatiga hujum qilishyapti. Qorilarga tasanno aytamiz. Alloh taolo qorilarimizni ko'paytirsin. Har bitta musulmon avlodidan qori chiqishni orzu qiladi. Shafoatchilar ichida qori mavjud. Payg'ambarlar shafoat qiladi, qorilar shafoat qiladi, olimlar shafoat qiladi. Ilmiga amal qilish masalasi qori bilan Alloh o'rtasidagi ish. Albatta amal qilishligi kerak. U keyingi mavzu, lekin qori Qur'onni yodlashi, keyingi avlodga yetkazishligi u tug'ilib dünyadan o'tishligidagi eng katta ishni qildi u. Hammaga ham Qur'on nasib qilmaydi. Shu yerda hozir ishda qori bo'lishi mumkin. Bo'lsa bitta ikkita bo'lamiz. 1000 ta o'qitasiz, 10 ta chiqadi. Qori hamma bo'lavermaydi. Endi qorini eshakka o'xshatgan odam u haromi, boshqa gap yo'q unga. Haromi bo'lmasa bunaqa gapni gapira olmaydi. Gapira olmaydi, mumkin emas. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam dik zotni malomat qilgan, ta'na qilgan, majnun degan har xil malomat qilgan odam haromiy dedi. Otullim ba'da zalika zanim. Zanim shu zoti yo'q degani.
Betayin, zotsiz odam degani. Shu gapni gapirib yurgan odam onasiga borib so'ragan. Muhammadni xudosi men haqimda 10 ta sifatni gapirdi, 9 tasi bor menda degan. O'zim bilaman degan. 9 ta menga tegishli. Bitta sifatni gapirdi, men bilmayman uni. Meni haromdan bo'lgan dedi. To'g'risini ayt. Meni otam shu o'zi motammi deganda yo'q degan. To'g'ri aytibdi degan. Seni otang palon cho'pon degan. Seni ottirib kelganman haromdan degan. Haromdan bo'lmasa ulamolarga gap gapirishligi to'g'ri emas. Imom Shofiyidan gap bor. O'sha ulamolarning majlisiga yosh bolalar o'yin o'ynab turgan ekan, bir top tushibdi, top. O'sha paytda mundoq nimadir o'ynashibgan, o'yinchog'i tushgan. O'yinchoq. Tushsa, endi bolalar ulamolar majlisiga jur'at qilishlikka tortinib turibdi. Haybati bosib turibdi. Bitta bola to'g'ri kelib, tars ulamolarning o'rtasidan hali o'yinchoqni chiqib ketdi. Deganda bu hayosi yo'q buni, uni tekshiringlar deganda shunaqa chiqqan. Ya'ni bunaqa jur'at qila olishlik shu darajada. Qorilarimizning xizmatiga til ojiz, hamma qoyil qoladi. Qaniydi qori bo'lsam deydi. Yoshingiz nechida bo'lishdan qat'i nazar hammaning ichida bir dardi bo'ladi. Bir o'tirsam bir yilda ko'tarib olarmikanman, 2 yilda ko'tararmikanman deb. Qur'on bu eng katta ne'mat. Ikkinchisi muhaddislarning ishi. Olam shumul ish. Nafaqat muhaddislar, boshqa din vakillari ularning oldida tillo ojiz qolgan. Endi bizni dinimiz Qur'on va sunnatga asoslangan fahmga bog'liq. To'g'rimi? Buni nima deydi? Diroyat deydi. Islom dinining bizga yetib kelishligida rivoyat tariqasi bor. Anfulan, anfulan, haddasana fulan, akhbarana fulan hadis tariqasi bu. Buni rivoyat tariqasi deydi. İkinci yo'li bor. İkinci yo'l uni diroyat tariqasi deydi. Diroyat degani Qur'on va sunnatni mavzularida odamlar qanday amal qilishligini tushuntirib beradigan tariqa. Fiqh bu. İslam dinining fiqhi, fiqhi. O'sha Qur'onni zikrni muhofaza qilaman degan oyatning maydondagi ko'rinishi. Fiqh 4 ta mazhab, 4 ta mazhab shakllanishi. Va kelajak avlodga bütün boshli dinni amal qilish qoidalarini ishlab berishi bu Qur'onning o'sha oyatining maydondagi ko'rinishi. Hozir bizga yangi mujtahid kerakmi? Yo'q. Yangi mujtahid agar eplasa ham o'sha 4 ta mujtahid qilgan ishni qila oladi. Eplasa, eplolmasa o'ziga ergashganlarni o'zi bilan birga halok qiladi. Shuning uchun mavjud qoidalar bilan davom etamiz. Bo'ldi. İslam ümmeti 1000 yıllar mobaynida mana şu kaidelerge müştehitler orqali amal kılarak mücassam cem bulup geldi. Bitti cemaat bulup geldi şu günge kadar. Şimdi çıkıp Kur'an'dan sünnetten doğrudan doğru ala uğramız deyiş. Zikir manası da doğru da. Kur'an'dan sünnetten doğrudan doğru Kur'an sünnetke amal kılamız doğru da. Lekin olamız degen cahaya kegen de tohta sen ne bana olasarsa. Ne bana olasın? Kur'an'ı verip bana al. Bana şu Kur'an'ın ayeti göre menge mana aitçi değil. Ben bu günge kadar ona kasını korganım yok. Bizi örtük edemez. Arap diyarları da. Arap'ı özüge koyup Kur'an'ı göre ait manadır. Sen ait almayın. Ait almaydı. Onun arkasında sebebi nüzulüge karaydı. Onun arkasında bu ayetke peygamber ne dedi mana aitkenige karaydı. Mecbur. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın hadislerine sahaba kanda emel kıldı. Unga qaraydi majbur sahobalarning qavlini rivoyat qilayotgan tobiin undan keyin mujtahid ulamolar bu ishda nima qildi unga qaraydi boshqa gap yo'q. Xo'p, Qur'on sunnatdan to'g'ridan to'g'ri olaman deya to'ding. Bu yerdagi shuncha odamlar nima bo'ldi? Biz bu odamlarga ergashaylikmi, seni gapingga ergashaylikmi? Albatta biz bu odamlarga ergashamiz, ulamolarga ergashamiz. Chunki ulamolarning ijtihodlari maydonda tanqidga uchradi bir paytlar, lekin g'alaba bilan chiqdi. Ming xil chig'irig'dan chiqdi bu. Tabir joiz bo'lsa, tegirmondan butun chiqdi. Nafaqat butun chiqdi, ikki qop un ko'tarib chiqdi bular. Bu ummatni mujtahid ulamolari qilgan mehnat harakat samara berdi. Ular islom ummatiga eng katta foydali uslubiyatni qo'ydi. 4 Roshid xalifa. Keyin Ummaviylar. Undan keyin Abbosiylar. Keyin
Usmoniylar, Usmoniylargacha Saljuqiylar, Mamlukiylar, Ayyubiylar, bular saltanat, imperiya tuzgan odamlar, oilalar. İmperiya dünya işlerinde intizamını nazarat qiladigan bir padişahga amirga muhtoj. Mana shu imperiyalar o'zgarib, bir-birlariga qatl qilib, unisi bunisini, bunisi unisini tan olmay kelar ekan, İslom ummati to'rtta mazhabidan ya'ni voz kechmay keldi. Saltanatlar o'zgardi. Birinchi saltanat ikkinchi saltanatni inkor qildi. To'g'rimi? Abbosiylar davridagi fatvolarni qarasangiz, Umaviylarga qarshi. Umaviylarni tanqid qiladi fatvolari. Lekin İslom ummatining dinidagi mazhab uslub o'laroq o'zgargani yo'q. Bugünkü kadar özgergeni yok. Bu kıyametke kadar ketedi. Vallahi alem çünkü başka yol yok. Başka yol yok. Şimdi bundan ki peygamber kemiydi. Peygamber kemiğinden ki her bitti adam siz bilen ben yokşakan adam. Hemmemiz yengitten iştihat kılamız. Ahir akıbet bizden aldığı erişken yutuklarına gene erişimiz mümkün. Bu sahada. Yengiliklerde hemme erkin. Haklıganlık kısın. Yengi masalalarda iştihat masalası açık. Onu okusun, örgensin, iştihat kısın. Lekin Kur'an ve sünnetten endi özümden özüm ala uğraman degen kelimetu hak ve lakin yurada biha elbatil bilen yol verilmeydi. Verilmeydi. Ben Kur'an'dan hohlaganımı etsem, siz hohlaganınızı etseniz, yeryüzde 1.5 milyard Müslüman bulsa, 1.5 milyard din payda olup kaladı. Yangi tariqatlar paydo bo'ladi. Xohlagan ma'nosini aytishni boshlaydi. Qur'onni o'zini olamizda, Qur'onni o'zini. Men Qur'ondan olaveraman degan odamga. Qur'onni o'zidan mast qiluvchi ichimliklarni ichish madaniyatini o'rganish mumkin. Bu harom ekanligi yodda tursin. Men Qur'onni oyatlarini, sababini, tartibini harom qilishlik tadricini teskarisiga okusa, birinci haram degen, yakınlaşma degen, keyin namazga yakınlaşma degen, keyin fayda zarar doğrusu soru edip faydası var degen, tariqada okusam, içiş madaniyetini örgatgan koyamam mı? Şuna kaki o, siz Kur'an'da tartibini siz bilen bizge aitmegen, ben bu ayet bulandıdan keyin demegen. Ben bitti saddesini eti yapmam. Kur'an'dan ola uğraman degen adam, o'sha doirada saviyasi bo'lmaganligi uchun islom ummatining boshiga faqat va faqat balo keltiradi. Keltiryaptimi? Keltiryapti. Yer yuzida islom ummatining boshiga balo yog'dirayotganlarning 99% biz kitob va sunnatga ergashamiz deyotganlar. Kitob va sunnatga ergashamiz desa, uni biz kitob va sunnatdan qaytarayotganimiz yo'q. Uni noto'g'ri fahmidan qaytaryapmiz. Nabiy alayhi salatu vasallamdan Imom Nasoiyda hadis bor. Bayhaqida ham bor, ikki xil tariqada kelgan bu hadis. Bittasida aytadilar-ki, "Man qala fil Qur'oni bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim Qur'on haqida ilimsizlarcha gapirsa, joyini jahannamdan tayyorlab olsin oldin. Bu Nasoiydagi, Bayhaqidagi rivoyat, Bayhaqidagi rivoyat. "Man qala fil Qur'oni bighayri ilmin fa in asaba fa axta" deganlar. Kim Qur'ondan ilimsizlarcha gapirsa, to'g'ri topsa ham xato qildi deganlar. To'g'ri topdi o'zi, lekin xato qildi. Nimaga? Ilimsiz bo'lgani uchun xato qildi u. Ilimsiz odam Qur'ondan men olaveraman deyishligi xato. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taklif qilmagan ishni bo'yniga olyapti u. Sen olim bo'lmasang, Qur'onni to'la to'kis bilmasang, seni shaxsiy tushunchang bilan Qur'onni tushunishga hech kim majbur emas. Nafaqat o'zi tashqaridagi odamlarga ham buni bosim qilyapti-da. Men Qur'on sunnatga ergashyapmanmi? Demak, menga ergashasan. Sen kimsan sen? Biz Abu Hanifaga ergashamiz. Mabodo, xafa bo'lmaysanmi? Abu Hanifa sandan ko'ra fahmi balantiroq. Abu Hanifaga hadis yetib bormagan. Qaysi hadis yetib bormagan? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitob. Fatiha surasini o'qimagan namoz namoz emas degan hadis. Nimaga yetib bormagan? Qayerdan bilding? Çünkü Fatiha suresi vacib, farz emas Hanefilerde. Farz buluş kere çünkü göre. Sen o Abu Hanife'nin mevsud diyen kitaplarını okuyan mısın? Dersin ki şuna kadar yapmasın.
kitap var mı mavzuda? Sanat, yani Musnad degen kitaplar var. Musnad. Musnad-ı Abu Hanife. Nima degani? Abu Hanife sanatni Peygamber aleyhissalatu vesselamgacha ulagan silsilada hadislar rivoyat qilganlar. Nechinchi ham hadis aynan shu hadis. O'zlari rivoyat qilganlar. Abu Hanife o'zlari hadis rivoyat qilganlar. Abu Hanifega mana hadis yetib bormagan deyapti. Qanaqa qilib men o'zim rivoyat qilgan hadis menga yetib kelmasligi mumkin? Ha nimaga olmagan? Olmagan. Chunki boshqa hadislarni ko'rgan u kishi. Boshqa hadislar o hadislerge amal kılıçlik meselesi de tosunluk diger. Bir hadis sahih bulsa daim onge amal kılına uğruşluğu nazarda tutulmuydu. Kaçı sahih hadisler var Bukhari'de, Müslüm'de turuptu. İmam Şafii o hadislerine ama gelirler. Bir neşe sebepler bilen bittesi başka bir hadis var. O hadisini istisna kıladı. Başka bir hadis var. O hadisini mensuh kıladı. Üslub var. Ana şu üslub İslam ümmetinin dininin muhafazası ki hizmet kıldı. Tarihte Kur'an ve sünnetini muhafazası ve bundan kep çıkan hadislerinin muhafazası ve keyinçelik akide meselesi de her türlü teşvişke tuğduradigan adamlar payda oldu. Birinci havariciler. Amel bilen adamlarını ne değişti? Kafir değişti. Bitti amelden kafirge çıkar işte. Keyin kadariler çıktı, mutezileler çıktı, mucassimeler çıktı, haşaviler çıktı, batiniler çıkıp gitti. Hamma yo çıkıyor yatıptı. Hamma hohlegenini yapıyor yatıptı akidede. Tartıp kılış gerek bu mesela. Akide buzulup gitse adamlar mutlaka birleşmeydi. Adam akidede birleşedi mi? Akidede birleşedi. Akidede birleşmese birleşe almaydı. Meydanda 20-30 kıl düşünce yatıptı. Oddiy odamlar emas ular ham. Qur'onni yaxshi biladi, sunnatni yaxshi biladigan odamlar. Lekin ma'no aytarkan xohlaganini gapirib yotibdi. Uslub yo'q, metod yo'q. Nima qilamiz? Imom Maturidiy chiqdilar. Aytdilarki, mana bu, mana bu, mana bu metod dedilar, mana bu, mana bu usul dedilar. Aql bilan kelsang ham mana bu javob, naql bilan kelsang ham bu javob dedilar. Va bu Muhammad ibn Muqotildan eshitganman bu gapni dedilar. Muhammad ibn Muqotil kim? İmam Muhammad ibn Hasan-ı Şeybani'ni çağırdı. Doğrudan doğru yüzmeyi çağırdı. İmam Maturidi'nin üstazı Muhammad ibn Muqatil, Muhammad ibn Muqatil'in üstazı Muhammad ibn Hasan-ı Şeybani, Muhammad ibn Hasan-ı Şeybani'nin üstazı Abu Hanife rahimahullah, Abu Hanife'nin üstazı Hammad ibn Süleyman, Hammad ibn Süleyman'ın üstazı İbrahim Naha'i, İbrahim Naha'i'nin üstazı Alkame ibn Abu Vakkas, Alkama ibn Vakkas, Alkama'nın ustazı Abdurrahman ibn Auf radıyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf'un ustazı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ustazı Cibril aleyhisselam, Cibril'in ustazı Allah subhanahu teala. Mana sanat sizge. Üzülmez sanat mana. Bular mana şu tarikada kursatı verişti. Ahl-ı sünnet bu deyişti. Mutezile'nin mana bu tarikada üzülüşü var. Mutezile Ali Cübbai denkin uyağıda hiç bitti tabiyenge çıkamaydı. Ali Cübbai'nin şahsi fikri bu. Mirrisi'nin şahsi fikri bu. Senedi yok büzülgen. Haşevilerinin, mücessimelerinin senedi yok. Tepeye çıkmaydı. Maturidi'nin senedi var. Ahlısında şu dedi. Aş'ari'nin senedi var. Ahlısında bu dedi. Ve bunlar akide meselesi de meydanda ahlısında vel cemaani üslubiyetini ortaya koydu. Bular o'z davrlarida o'z xizmatlarini ya'ni mumtoz shaklda ado qilgan odamlar va bizga mana shu odamlardan meros qoldi bu ilm. Endi biz bugun siyosiy bosim nima bo'lishdan qat'iy nazar. Hozir ancha erkinlik bo'lyapti. Dinimiz haqida xohlagandek gap gapirishlik, mana bunga o'xshagan malaka oshirishlarni qilib, dinimiz to'g'risida nima qilaylik deb bitta potensialni o'rtaga yig'ish. Bu katta ne'mat bu. Hozir har bittamiz bittadan madrasamiz asli. Tagini surishtirsa. Biz borgan joyda bizni qo'limizni ostida yoki bizga kelib dardini aytayotgan odamlar. Ha? Otasiga aytmagan dardini kelib sizga aytadi. Ha? Onasi bilan maslahatlashgan masalan sizga kelib maslahat qiladi. Bu xalq sizdan dinini so'rayapti. Endi har türlü ihtiloflarni oldini olish uchun biz dinimizni ochiq oydin odamlarga yetkazishimiz kerak. Raddiya guruhi deyapti-da hozir. Raddiya degani hamma chiqib olib raddiya bersin degani emas. Nima qilish kerak? Raddiyaga imkoniyati bor odam bersin.
biraz qiyinroq ish, lekin qilish kerak. Yo'q, men raddiya qilmay, ha nima qilasiz? Men maqola yozay, yozing. Yozing shu maqolada. Bitta maqola yozing. Rafriyadan fissala. Mazhab Hanafi mazhabiga ko'ra shu. Aqidada Maturidining masalasi bu. Men yoza olmayman, lekin gapira olaman. Ha gapiring, raddiya kerak emas. Xalq sizni eshityapti, chiqib gapiring. Maydonni to'ldirish kerak. Hozir malaka oshirishda o'qiyotgan yuzlab odamlarni hammasini aktivlashtirish qiyin, imkonsiz. Hammada ham bunaqa xususiyat yo'q. Lekin bu masalalarda islomni har turli ixtiloflarga solayotgan odamlar o'ta sanoqli, 10 taga bormaydi. 2 ta bola Turkiyada o'tirib olib, butun xalqni virus bilan balola o'tiribdi. 2 dona. Shu xonani o'zida 20 ga yaqin odam o'tiribmiz. İlmini solishtirsangiz, shu yerdagi o'tirgan birodarlarimizni deyarli birortasini masjidga qatnayotgan kalishini ilmichalik emas o'shalarda. Ozgina ilmiy holatni ko'rsangiz, shu faqat ular qanaqa ishlayapti, intizom bilan ishlayapti. Ularning kallalari orqada o'tiribdi. Ular yozib beryapti, nima deyish kerak, qanday deyish kerak. Nima qilish kerak, qanday qilish kerak. Ular tartibli, o'sha har qanaqa bosimdan o'zlarini xoli qo'yib olib, xohlagan gaplarini din nomidan gapirishyapti. Uni o'sha uchun biroz odamlarning ko'ziga ko'rinib turibdi. Vaholanki undan ko'ra ilmli odamlarsizlar. Undan ko'ra qadrimiz xalqning ichida baland. Butun xalq sizga kelib dardini aytayaptimi? Demak, dinimizni bugungi kundagi vazifasini qilishimiz kerak. Siyosat haqida ba'zan aytishim mumkin. Mana bu siyosatni bir kishi menga savol berdi oldingi suhbatlarda. Madrasalar ochib bersa, davlat ruxsat bersa edi, keyin o'qitsak deydi. Hech qachon ochib bermaydi. Ochib bersa, hay hay, alhamdulillah. Lekin ochib bermaydi deb harakat qilishimiz kerak. Chunki har bittamiz bittadan madrasamiz aslida. Hozir ijozatingiz bor, qo'lingizda imkoniyatingiz bor, din haqida so'rab kelyaptimi, odamlarni o'zingizga jalb qiling. Odamlar sizdan dinni o'rgansin, sizni din masalasida samimiy ekaningizni bilsin, o'zi atrofingiz madrasa bo'lib qoladi. Bizni gapimizni eshitib yurgan odamlar boshida e'tiborsiz bo'ldi, keyin tanqid qiluvchi, keyin montaj qiluvchilarning gapiga ishonib yurdi. Hozir 90% 99% odam labbay deyapti. Bu men o'zim yo'q narsani gapirmayapman, hammaning e'tirofi bu. Men bunga ham qanoat hosil qilayotganim yo'q. Hali bor qiladigan ishimiz ko'p, lekin biz din masalasida samimiyatni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Qur'on qorilarning vazifasi davom etyapti. Hadis muhaddislarning ishi davom etyapti. Fiqh mazhab orqali kelyapti. Aqida ikki katta imomning mazhabi orqali kelyapti. Bugun o'sha narsalarga ehtiyoj yana qaytadan paydo bo'ldi. Ular o'z davrlarining tillarida, o'z zamonasidagi muxotoblarga javob bergan edi. Bugun zamonamizning muxotoblariga o'sha ulamolarning usullarida javob berishimiz kerak. Alloh taolo inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun oyatidagi bashoratni ostiga kirishimiz kerak. Muxtasar tushuncha shu o'zi, ya'ni tushuncha deganda sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan gapimiz. Mavzuga aloqador savollar bo'lsa, mulohazalar bo'lsa, gaplashamiz. Kimdi? Xamal qilish, harom qilishdan oldin. U men bilan bo'lgan bahs emas. Bu Ali Sobuniy degan bu ahkom, ahkomul Qur'on sohibi, nigatlari. U kishi bir joyda shuni muhozarada aytdilar. Hadisdan to'g'ridan-to'g'ri olaman deydiganlarga bittasiga ko'rsatdim irobsiz hadisni. Shu Muslimda kelgan hadis yoki Buxoriyda kelgan hadis. O'shanda xumurni xamir deb o'qiyapti. Xamir arabchasiga mas qiluvchi ichimlik. Payg'ambarimiz olib kel xamirni xuddi iste'mol qiladigandekda deyaptilar. Qanaqa qilib Rasululloh xamirni olib kel ichamiz deydilar yoki foydalanamiz. Qanaqa qilib? Desa u
Benimce bu hamur haram kılıçtan aldın aytılgan bolsa kerak deyapti deydi. Peygamberimiz hamur haram kılıçtan aldın ham hamur içime geldi. İçime geldi. Ondan ham anakası var. Abu Guddani rahimahullah'ın Albani bilen bahsleri var. Albani rahimahullah kilip Abu Gudda bilen bahsi makşub oluyor. Abu Gudda etkiler ki siz muhaddis misiniz deyirler. Deyirler adamlar şuna kadar değildi beni deyirler. Hadisini kimden okuyansınız deyirler. Hadir bir üslup bir misali. Biz bu gaplarını özümüz etmeyebiz de ulamalarımızdan alıp etmeyebiz. Hadisini kimden okuyansınız deyirler. Kitaplardan okudum deyirler. Biz kitaplardan kitap özü okuyan adamını alım demeyiz mi? Bizge ustazı gerek, ustaz. İlim ne mi böyledi? Suyuti eytedi. İlim iki tane arsa bilen sabit böyledi. Bir adamın alım ikeldi ki iki tane arsa da sabit böyledi. Birincisi, katta ulamalar onu tazkiye veriş gerek. Bu alım deyiş gerek. Ulamalarının alım degen tazkiyesi buluş gerek. Halk içi de ilmi bilen tanırgen buluş gerek. Halk onu körgen de bu adam alım adam deyiş gerek. Birinci tazkiye, ilmi sanat cihatıdan tazkiye. İkincisi, halk onu ilmiye tam veredi, iş onadı. Ondan kelip de masala soraydı, marci o. İki tane arsa buluş gereği. Şimdi adamlar hamasa tanıydıyo, bir ulama onge tazkiye vermedi. Ne mi buladı? Bu hafli bu. Hamma alim de böyleydi, o alimmez o. Onun tazkiyesi yok. İlim dairesinden onge sen alimsen degen, bu adam alim degen tazkiye yok. Albaniye kelip şuna kadar degen. Albani kelgen de Abu Gudda rahimahullah etkiler ki, kimden okuyansız hadisi ya? Kitaptan okudum. Biz de kitaptan okuyanlarını alın değil miydi? Eğer kitaptan okuyan bulsayız deyip şunu da İmam Müslim'den bir hadisini kursatkarlar okuyun deyip. O kişi irba'anı arba'a'da okuyan. İrba'a törtlik deyip. Misal için de. Belki cümlelerde ben hata yapken buluşum mümkün. Umumi manası maksadı şu. Arba'a ise tört ayaklı yürgen degeni. Tört ayaklı yürgen hayvanını arba'a deyip işletedi fiilde. Çarpa ya da değil mi? Çarpa tört ayaklı degeni. Şimdi okuyan da kitap okuyanlardı. Siz ilimi tört ayaklı okuyan ekensin degen. Siz bilen bahs kılınmıyordu ki doğru ilişki. Şu makale çıkıyordu azanızda, hücum buldu azanızda. Mübaşşir eke menge şahsen uzu yazdı. Şu dedi, ben dedi, hemme cemaalar doğrusu da makale veremem. Lekin, selefi çünçedeki adamlar hakkında makale versen, hakirli hücumları buladı. Telefon taktikler buladı. Şunu oradaki kese ayetip etin, amanat dedi. Allah şifa versin, abi emar ekerler Mübaşşir eke. Sal devletinler aşıptı, Allah şifa versin. Demek o şey kitab-ı sünnette özüm ala uğramam deyiş cazibeli yapı mümkün önce arkasında hatarı var. Hadi. Ali sahibi onun hakları deydi o gap. Hadis kalmış oyadan mahsup kılışın mı? Bunda ihtilaf var. Hadisinin Kur'an'a nisbeten mevkifi üçte özü. Bunda ittifak var. Hadis Kur'an'a nisbeten kanday oranını tutadı. Birincisi, Kur'an'da kelgen hakikatlerini tasdikleydi. Kur'an'da Allah Teala la ilahe illallah denler dese, Kur'an hadisteyen Allah Teala la ilahe illallah deyişliğini büyürgenini Resulullah itediler. Kur'an'da namaz okuyunlar deydi, hadisem namaz okuşlikke büyüredi. Bu tasdikleş. Birinci vazifesi. İkinci vazifesi, Kur'an'daki mücmel ayetlerini mübeyyen kıladı. Açı verildi. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Peygamberin vazifesi. Yani adamlarına mücmel kegen. Allah Teala ne dedi? وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ dedi. Doğru mu? Kınak okuyumuz namazını. O namazını rükülleri, farzları, hammasını Peygamber aleyhissalatu vesselam kursatı verdiler. Beyan kılıp, mübeyyen kılıp verdiler. Üçüncü mevkif, özü tibiyanını, yani mücmalli müfessal kılış, müfessalli mücmal kıbiriş, bunda yani üçte bab var. Aldı kırsak sakin gelip getirdi. Uzun, mutlak manası şu, Kur'an'da mücmal kıygenlersini mübeyyen kılıp verildi. Mesela sahabeler bir ayet düşkende cüde katkı taşmış kılışken.
qalbida zulmga aralashganlar najot topmasligi to'g'risida. Oyat nozil bo'lganda biz qaysi birimiz zulmga aralashmaganmiz? Ha? Bizda hammamizda zulmga aralashib bor u, biz ham najot topmaymizmi deb payg'ambar alayhi salatu vasallamdan so'rashgan. Payg'ambar alayhi salam bu joydagi zulm shirk deganlar. Luqmon o'g'liga aytgan gap esinglarda emasmi? İnne şirke la zulmun azim. Şirk haqiqi katta zulüm degan ki. De peygamberimiz sahabalar düşünmegen narsani tushuntirib beryaptilar. U ham Kur'an, bu ham Kur'an. Hadisning vazifesi Kur'an'da adamlar tushunolmaydigan qolgan narsani tafsir qilib berish, bayon qilib berish. İkinci vazifesi. Üçüncü vazifesi hadisni Kur'an'da kelmegen hukumlarını cari qilish. Kur'an'da bazı narsalar haram qilinmagan, peygamberimiz onu haram qildilar. Kur'an-ı Kerim'den Medine'ni haram ekanligi yok, Peygamber Aleyhisselam haram kıldılar. Kur'an'da eşek göçtünün haramligi yok, Peygamberimiz haram kıldılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uzları hukum icra kıladılar. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مِمَّا قَضَيْتَ Hukum bu. Resulullah kaza kılıyaptılar, hukum icra kılıyaptılar. Hukum kılıç vazifeler var. Kur'an'da yok bu. Törtüncüsü de ihtilaf var. Törtüncüsü bu şekilde. Kur'an ayetlerini hadis nasıl kıladımınsa bazı cemaalar nasıl kılıçdığını aitken. Bazı cemaalar. Bunge haliye yapını yapırışken. Delil olarak la vasiyyete li varisin. La vasiyyete li varisin. Varuske vasiyyet kılınmaydı. Doğru mu? Mirasxor vasiyyatını varisga qila olmaydi. Kur'an'da lekin nima kelgan? Vasiyyatdan avdayin kelgan. Vasiyyat oldin turibdi. Vasiyyat bor. Lekin hadis varisga vasiyyatını yo'q deyapti. Mana shu Kur'an'dagi vasiyyatni nasb qiladi deganlar bor. Qo'shilmaganlar o'zini masalasini aytgan, qo'shilganlar o'zini masalasini aytgan. Umumiy ma'noda kuchli gap emas. Hadis Kur'an'da nasb qila olmaydi. Usul qoida buzilib ketadi unda. Doim dolzat bo'lganligi uchun yana aytib ketay, odamlarga zehnlariga o'rnash uchun kerak bo'ladi. Paypoqqa mahs tortish masalasi. Aynan shu masalada hadisning mavqifini, Qur'onning mavqifini to'g'ri ajrata olmagan odam chalkashtiradi ishi. Qur'oni Karimda tahorat bobida oyog'ini masalasi nima? Yuvish. Qur'onda nima dedi? Yuv dedi. Kur'an yuv deb turgandan keyin bu yuvish buyrug'iga muqobil o'laroq qandaydir amalni qilish uchun hadis eng kamida Qur'onning oyati qadar kuchli mutawatir bo'lish kerak. Qur'onning sanadi mutawatirmi? Qur'ondagi yuv degan buyruqni o'rniga mahsiga masx tortamiz. Mahsi hadislari mutawatir bo'lish kerak. Bo'lmaganda edi tortolmasadik. Abu Hanife aytadilar, mahsi haqidagi rivoyatlar menga mutawatir shaklda kelmaguncha hatto mahsiga ruxsat bermaganman deganlar. Mahsiga ruxsat yo'q edi. Oyatda yuvga qana qilib hadis bilan voy yumay qo'yaver deymiz. Mumkin emas u. Usul to'g'ri kelmaydi. Keyin Javrob hadisi keldi. Javrobga Abu Hanife qattiq turganlar, ruxsat bermaganlar. Sababi shu. Javrob hadislari Qur'onning oyatidagi yuv degan buyruqqa qarshi chiqolmaydi, uni o'rniga o'ta olmaydi. Kuchi yetmaydi, uslubiyatda to'g'ri emas. Illa tagi munal bo'lsin. Tagida kavush qismi teri bo'lsin deganlar. Shunga rozi bo'lganlar, to'g'rimi? Nimaga shunaqa deganlar? Chunki teri bo'lsa mahsiga o'xshaydi. Yo'q, uslubiyatda mahsiga o'xshaydi u. Teri bo'lsa mahsiga o'xshaydi. Mahsiga o'xshagandan keyin mahsi haqida mutawatir hadis bor. Hadisga amal qilayotgan bo'lasiz. Mutawatir oyatni o'rniga mutawatir hadisga amal qilayotgan bo'lasiz. Shuning uchun hadis mutawatir hadisga lohiq qilish uchun, dohil qilishlik uchun teri bo'lsin degan. Imom Shofiy ham teri bo'lsin degan. Imom Ahmad pishiq bo'lsin degan. To'pdan pastmi yo qalamning tagimi? Kavush qismi, tufiq qismi. Tagiga Abu Hanifa tagiga anaqa ham bo'lsin deydi. Chariman bo'lsin deydi. Boshida. Eng qattiq shartni Abu Hanifa qo'yganlar, chunki usulga to'g'ri kelmayapti-da. Endi keyin umrlarining oxirida qaytganlar desa, qaytganlarining sababi
o'sha pishiq to'qilgan narsa ham maqsad deyishlikka yaraydi. Shuning uchun qaytganlar. Javrab haqida 3 dona hadis bor. 3 dona qanaqa hadis bor? Rasulullohga musnad qilingan, marfu hadis bor. Lekin ikkitasi zaif. Zaif hadisning ichida ishkollar bor. Raviylar o'rtasida ishonchsiz odamlar bor. İkitesi. Bittesi İmam Termizi'de rivayet. İmam Termizi bunu Huzayl ibn Şurahbil'den Abu Kays rivayet bilen keltirgen. Abu Kays Huzayl ibn Şurahbil'den rivayet kigen. Bitte şu Termizi şunu rivayet kigen Hasan hadis degen. Hasan degen. Şimdi bu hadiske nisbeten Huzayl ibn Şurahbil hakkıda Abu Kays hakkıda İmam Malik, Yahya ibn Ma'in, Ali Medini, Sufyan Savri, Daruqutni, bir qancha rijol ulamoları munkar deyişken. O adam ishonchsiz adam. İmam Termizi sahih degan, başkalar tanqid qilgan. İmam Termizi'nin qoidalari bor. Tasdiq tanqiddan muakhar turadi. Tanqid tasdiqdan muqaddam turadi degan qoida. Qanaqa qoida? Bir hadis to'g'risida bir jamoat tanqid qildi, ishonchli muhaddislar. Bir hadis doğrusu da bir cemaat tasdik kıldı, doğru dedi. Kaysi mukaddam duradı? Tankit mukaddam duradı. Çünkü tankit var da, ihtiyat çağrısı tankit mukaddam duradı. İmam Termizi'nin özlerinin kaideleri. Özlerinin kaideleri göre, İmam Termizi özleri rivayetken hadis aslında ayetteki yu degen büyüdüğünü ordunuge yaray degen derecede küçülemez. Hop, endi cevrabki ruhsat var ki, bunu ne deyilsin? Öntütte sahabeden rivayet var. Sahabanın ameli. Hadis mi? Sahabalarının amelinden rivayet var. O amellerinin barchasi Cevrab'ın şartlarını zikir kıyan. İmam Termizi rivayet kılgan hadisteki Huzayl ibn Şurahbil bilen Abu Kays başka muhaddisler rivayet kılgan mahsı hadisiga zıt yap yapırışken. Bitti şu adam, şu ikkala adam ve mesaha alal na'layni ve cevrabayni kıyan. Kavuşlariga ve cavraplariga maks tortdi degan. İmam Malik aytadilar ki, Medine muhaddisleri, Mekke'nin muhaddisleri, Basra'nın muhaddisleri, Kufa'nın muhaddisleri, bil ittifak bu hadisini Mughire ibn Şoban'ın hadisi. Bitti adamın hadisi. Bu hadisini maksidi bir rivayet kigen. Bu Huzayl ibn Şurahbil'in Abu Kays, kayırdan cavrab diye oldu mu ben bilmiyim ben degan. İmam Müslim, Sahih Müslim sahibi. Biz deganlar Kur'an'daki ayette yu deyip durdu mu? Kur'an'da ayağını yu deyip durdu mu? Kur'an'ın ayağını yu degen büyüdüğünü Abu Huzayl bilen, Abu Kays bilen Huzayl ibn Şurahbil'ini gapiga almıştırmayız mı deganlar? Bir adam gap yapırsa Kur'an'a kanaya kılıp zıt yapıramız. Ana indi umumi hulasa kep çıktı, usul kep çıktı. Demek ki cavrabki şartlarını koyup taşışken. Dese hammalarının taşvişi, dardı Cevrab'ın sıfatını maksiga yakınlaştırış. Koldan ki gençe maksiga yakın bulsa, maksiga yakınlaştırgenden kim boldu? Hadis maksiga kegen hadislerge dahil boladı. Tartsa caiz. Kur'an'ın ayetige istisna tarikada bunu amal kılsa boladı. Mene usulüb. Mene bu kaide. Hohlegen hohlegenini gapir olmasligige metod bu. Bu metod İslam ümmetini himaye kıladı. Hadir paypağa maks tartıp yürgenler, hadir ki paypağa. Hiç qanday şartlarsız, maks tortib yurganlar, icmai ümmet bilen taharata taharatmaz. İcmai ümmet, hiç kim ularını tasdiqlamaydı. Hatta Muhtar Şinqiti, Şinqitilerden, Medine'de cüde etibarlı ulamalardan, fakih. Şu adam etken ki, paypağa bugün maks tortib yurgan adamlar, yalangaç ayağına maks tortib yurgan şialar çelik delili yok degan. Şialar Kur'an'ın başka kıraatıge suyanıp ayakka maks tortadı. Ve arcu, Likumga qiraatga maqsad ortadi. Paypoqqa maqsad ortayotgan odamda dalili yo'q, mutlaq dalili yo'q. Havoi nafs bor xolos. Tarjima bor xolos, tarjima. Hozir shu gapni gapirganingizdan keyin yana bittasi tashlaydi sizga. Mana borakan-ku deydi. O'qisangiz ruscha bo'ladi. Payg'ambarimiz ruscha gapirmaganlar. Sahobalar ruscha rivoyat qilmagan bizga. Jawrabni paypoq deb, naski deb tarjima qilyapti. Jawrab arabcha bu, kawrab, go'ripo bizdan borgan. Forsilerden borgan. Gör pa özü. Gör ne mi? Kabir. Pa, ayak. Ayakını kabir de gene. Ayağını uğrap duradigen kalın narsa bo'lgan.
qishda qumda kiyiladigan narsa. Hatto ba'zi lug'atlarda mahsini ustidan kiyiladigan narsa deyilgan. Mahsni kiyasiz, mahsini ustidan uni kiyib olasiz. Juda qalin narsa. Uni ya'ni istisnosi, ya'ni ishlab chiqarish madaniyati hozirgi paypoqlarga mutlaqo aloqasi yo'q. Mana bu uslubiyat bilan biz hadislarning o'rnini bilib qo'yishimiz kerak. Hadis birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib, masalan, 20 ming narsadan 20 ming narsasi birinchi chiqdi. Ishal mest. Ha. O'sha o'shada mahsini shartlari topilganda, shurun bilonida 7 ta shart qo'ygan. Bittasi mahsini o'ziga tegishli, qolgan hammasi uni yo, bittasi oyoqqa tegishli, tahoratli holda kiyish kerak. 6 tasi o'sha shaffof bo'lmasligi, suv o'tmasligi, o'zi oyog'ida turishligi, u bilan 6 chaqirim piyoda yursa bo'lishligi, mahs tortganda ichiga suv kirib ketmasligi. Bular hammasini qarasangiz, mahsida oddiy paypoq bunaqa narsa yo'qda. Oddiy paypoq neylon material, oddiy paxtadan qo'l ustiga qo'ysangiz, namlikni ichi sezadi. Oyog'ingizga o'sha zot o'tadi. U qanaqa terilarimizdan tinlayapti ku paroqasicha. Bu zamoviy bir ixtilof beradi. Ustagi ichidan tilchasi bo'lishi kerak. Tilcha shaymi? Tilcha bo'lishligi afzal. Endi yopib tursa, yopib tursa zarari yo'q. Ha, teriga ixtilof yo'q. Bu ba'zilar aytayapti, usulni bilmaganda. Bu maqsida ham, paypoq maqsidlar bor-ku. Maqsida ham 6 chaqirim yurib bo'lmaydi-ku. Yo, maqsiga yurish shart qilinmagan. Maqsid terimi? Teri haqida hadis bor. Hadis mutawatir amal qilaveramiz unga. Bu bunga nimaga shart qo'yilyapti desa, bunga hadis yo'q. Va buni hadislari mutawatir emas. Qur'ondagi yuvi istisno qilmaydi bu. Shuning uchun shart qo'yilyapti unga. Shartlar maqsidning sifatiga yaqinlashtirish uchun. Yaqinlashsa hadis mutawatirga dohil bo'ladi, u yog'i oyatga o'rniga amal qilgan bo'ladi. Lekin oyoqni yugan yaxshimi? Mahs tortgan yaxshimi? Afzaliyatda. Yugan. Nima uchun? Qur'onga amal qilyapmiz unda. Ko'ryapsizmi qoidani? Biz Qur'onga amal qilyapmiz unda. Afzaliyat ma'nosida shu, men tasavvuf ulamolaridan zamonamizni ba'zi tasavvuf namoyandalarini ko'rgandimda, haqiqatda ilmi zo'r emas u, lekin u o'sha amalni ustozlardan olib kelganligini hozir kitob o'qiganda ko'ryapman-da. Terilik maqsadini yirtib olardi. Nafsim yengillikni anaqa bo'lmasin, nafsim anaqa bo'lib qolmasin, yaxshi yuvayin derdi-da. Maqsad olsa ketaveradi. Joiz, ijozat, hech kim bunga anaqa. U ham aytardi, ijozat to'g'ri. Lekin afzali qaysi derdi? Yuvish. Bizning ustozimiz shunaqa degan derdi. Afzali yuvish, chunki Qur'onga amal qilyapti. Qur'onga amal qilyapti. Qur'onda yuv dedimi, yuvish kerak. Endi albatta kasallik, qiyinchilik bo'lsa, yuvsa kasal bo'lish ehtimoli bo'lsa, afzali maqsad olish bo'ladi. Lekin mujarrab bir masalani ikkalasini solishtirganda oyatga amal qilish ustun turadi. Hozir masalada mana hozir ko'p ovchilar so'rashadi. Shu tarafdan tahorat qilib, qayoqqa boyamu qalin nasi kiyib, et kiyib olishadi, tahorat holatida. Men rezina etiklardan. Shularga mastarsi bo'ladimi? Bo'ladi, etiklar bo'laveradi teridan. U maqsaddan balantroq bo'ladi. Hozir nasiga o'xshaganlar teri, mana rezinga o'xshagan bitta nasi chiqqanda, juda nafis, juda titrib ketadi. O'shanga ham kiyib maslahat bo'ladimi? Bilmadim. Nasga ustiga vaqt bo'lganda. Ha, u derman. Rezin derman. Kauch yurtgan. Uni bilmadim. Bu yerda endi men maqsi javrob to'g'risida qaysiniga tortish masalasida emas, ko'proq biz o'zimizga kerak bo'lgan uslubiyat haqida aytmoqchiman. Javrob hadislaridagi masala biroz shartlar talab qiladi. Hadis mutawatir maqsiga Qur'on yuvishi buyurgan. Mana shu uslubni o'rganib olish kerak. Sizga bir kishi kelib so'rasa, shu uslubni aytish kerak. Qur'onda yuv degan, Qur'onda yuv degan. Hadisda mutawatir maqsiga teriga. Sen bu paypoqqa qayerdan tortyapsan? Javrob kelgan ekan. Javrobni Turkiyadagi palonchi odam paypoq deb aytyapti-ku. U kim u? Kim ijozat berdi unga javrobni paypoq deyishlikka? Ertaga tarjimalarga men suyanadigan bo'lsam, hamma narsa ostin-ustun bo'lib ketadi, oyoq osmondan bo'lib ketadi. Tarjimani o'ziga. Kecha bitta dahriy bilan bahslashdim. Dahriy debman, missioner bilan.
misyoner. Fıraklit degen kelimeni tercüme kılışken de İncil'de. İncil'de tercümeyem iki kıl. Bitti nuskası da yüpatı uçu, bitti nuskası da hami. Korsattım, ayttım. Nemegeslerden ilahi kitabilerde bitti isimli iki kıl manası tutup durdu. İki de İncil'de iki kıl nemege. Şu ilahi kitap mı şutsam? Ha diyordu. İlahi kitapta nemege iki kıl tercüme. Ya bu tercüme diyordu. Asıl lügat tercümeni asıl lügatke yani ifade kıladı mı? Tilde yok. Til ilmi de tercüme, tercüme değildi. Asıldan kaçadı tercüme. Kanaka kılıp ilahi kitabilerde tercüme kıvaliyetler. Mine atın mesela Abrar. Doğru mu? Abrar, yakşilikini cemi. Yakşilikler de gene. Sıfat manası da yakşilikler. İsim manası da menge isim. Müsemma menge isim bu. Eğer benim ismimde ertege bir adam bana şu hadiselerine rivayet kılıp gelecek avlatı yiğit kazarken ismimde sıfat kılıp tercüme kısını mı buladı? Benim şahsiyetim yok alıp getirdi. Ben yok alıp kalamam. Bu oldu. Yakşı adamlar yığılıptı değildi. Bu oldu. Yok. Abrar yok. Doğru mu? Doğru. Kana kılıp tercüme bilen sizler kitabilerini mukaddes kitap diyebilirler. Fıraklit aslında Ahmet'ten işare. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan eski İbrani tilde Ahmet degeni şu. Demek ki Ahmet'ni sizler tercümesini tarkat yaptılar. Demek ki Fıraklit kalavermedi kitapta. Fıraklit kalsın dedi. Ay Grekçe'de Fıraklit Hami degeni ondan bunda diyebdi. Yok hop Hami degeni iken Grekçe'de. Demek ki bu kitapta Fıraklit deyip kaldıra kalmadı. Fıraklit deyip tegege ki mananı yazsayın böyle diyor. Mananı sen yazgenini koradı adamlar. İlahi kitapta aslında kandaymışsa turup da değildi. Bunu da gaylantırdı, bunu da gaylantırdı, ahire ketti. Kud düşün, şunu üslup şunu yok şeydi. Cevrabını paypak deyip tercüme kılıp, bugünkü paypakka maksarsa bola uğradı deyiş, bu isimli sıfatke eğlantırıp, bütün başlığı dinge hıyanat kılış. Ozu bilip bilmezden bu işini kılış. Cüdekette hatar var. Başkan arsa diyem şu. Başkan arsa diyem şu. Azı sünnet inkarçılara çıkken, namaz yok Kur'an'da deydi. Biz okuyatken namaz yok, demek ki? Demek ki yok. Çünkü salat degeni deydi, dua degeni deydi. Ve akimus salat degeni duaya tik turunlar degeni deydi. Tik turgen cahimizde dua kukete uğramız şu namaz deydi. Yok, namaz ketti, tercüme bilen ketti kambanarsa. Ha namaz, lügatte ha, dua degeni. Lekin istilakta namazının özünün rükülleri var. Malum bir rüküller, malum bir zikirler, malum bir amellerinin cemlegen amel bu. Doğru mu? Tercüme kısa ilme buladı. Cavra paypa buladı. Yengi maska paypa kıyılar. Ne mi buladı şimdi? Ne doğru? Adamların dini bile oyna şey yaptı. Şu işini kıyırgan adamlar kayıtan mı yaptı hazır? Ben çüntürdüm bir neşesi. Ve taharetin taharet mi? Sen Allah bile uzun ortayındaki iş menge kızılmaz da sen ne bak sen kılabır? Taharetin taharet mi? Sen, ya ben de var delilim. Bana delilin yok. Yok, delilmez o. Senin havai nefsin, tercümen. Şimdi ne kılaman? 10 yıl şuna okuyaman. Kaza okuysan. 10 yıl namazını kazasını okuysan. Çünkü taharat taharat bu gene yok. Kur'an yengillik deyip şeriatke zıt işini büyürmeydi. Ha yengilliğini büyüredi. Lekin şeriatke zıt iş. Yengillik deyip biz Ramazan'ın kışkı otkızı olmayı mıyız o? Yoksa cezirmesi yapıp tutamayız o? Doğru mu? Ettere bomdatlıca uyku şirinkeli yaptı şunu gündüzü kupaya kalaylık demeyin miyiz o? Yok çıkan ha. Hamasını keç kırın bitti kupaya saygı olarak da yengil. Demeyin miyiz o? Kazakistan'da yakında anılar kep tutuyor. Subat'ta işte öyle tırsızlar. Mashab, bir mashab. Mashab sınav boyunca. Subat'ı şalın bana gülen kişiler. Omurca işte öyle tırsızlar. Şundan da ne deyiz? Yakşı mı? Yaxşı ha, üslubiyeti yaxşı. Uyam şu üslublardan kıyan, ular da huddu şuna ka adamların opki verişken, ular bile gepleşip, ularını urganıp, şu üslubiyeti öyle çıkkan, işlep çıkkan. Farkı mıydı diğerli? Bizikilerin farkı mıydı? Fakat o şey ilmi asasını ortaya koyuş gereği. İlmi asasını ortaya koysayız, bid'at çeken hadi. Kaçan bid'at kırıp geledi? İlim toktusu egen peyitte, yapılı egen peyitte. Bitti sünnet çıkıp gitse o boş kalmaydı o cahil. Bitti bid'at kırıp geledi.
Uşan için biz doldurışımız gerek. Ordunga keladi inshaalloh. Ustozlar, urfiy masalalar bor. Misol uchun, Hanafiy mazhabida bir ayol yer g'oyib bo'lib ketsa, 90 yil turadi, shunaqa. Endi hozir mana fantaziyaga rivojlanib ketdi. Misol uchun bir odam dunyo qaysi kelib bo'lsa ham 90 yil g'oyib bo'lib ketishi mumkin emasmi endi hozir? Shu masalani endi hozir urfiy masala bo'lgani uchun o'zgartirsa bo'ladimi? Bu masalalar ijtimoiy masalalarda jamiyatga tegishli masalalar. 90 yil masu siz anaqani aytiladi o'zi asosan o'sha erini yoshidagi eng oxirgi odam dunyodan o'tguncha kutadi. Bu degani boshqa yerga tegmaydi, o'sha yerda kutadi degani. Chunki kelib qolishi mumkin-da. Farz masalalarida harom muqaddam turadi. Qoida bu. Ya'ni nikoh masalalarida halol qilib olishdan ko'ra harom qilishlik muqaddam turadi. Oshuning uchun Abu Hanifa bu tarafni olganlar. To'g'ri bu ehtiyot chorasida. Lekin bu masalalarda jamiyatni holatiga qarab imomlarni, aynan sizlarni huquqingiz bor. Boshqalarda yo'q huquq. Qanaqa huquq desa, bu masalalarda boshqa mazhab ulamolarining fatvolarini jamiyatning manfaati uchun ijtimoiy masalalarda olishga ijozat bor. Va bugungi kunda buni o'sha oilaviy masalalardagi fatvolarda alohida ta'kidlashyapti. Diniy idora ham shuni ta'kidlaydi. Va sizlarga ham shuni tavsiya qiladi. Holat vaziyat shuni taqozo qilyapti. Eri yo'q, u ming rivojlangan bo'lsin, odam topa olmay qolishi mumkin. Topa olmayapti, nima qiladi? 4 yil kutsin deyapti. Imom Malik mazhablarida 4 yil. Abu Hanifaning mazhablarida ham ba'zi fuqaholar buni aytgan. 4 yil kutsin deydi. 4 yildan keyin nima qiladi? Xotin qoziga murojaat qiladi. Ya'ni sizlarga murojaat qiladi. 4 yil kutdim deydi. Yo'q deydi. Keyin u qozi, imomlar, mahallada aktivlar bor, oila a'zolari bor, qolgan qarindoshlar bor, yig'adi. Avval uni qidirish kerak edi, qidirdi, topa olmadi. Hamma narsa bo'lib o'tgandan keyin nikohlagan da nikohimiz bo'lyapti-yu, to'g'rimi? Endi siz uni fasx qila olasiz. Bu ijtimoiy masala. Bunda boshqa mazhabga o'tib ketdi deyilmaydi. Bu yerda talfiq yo'q. Butun boshli amal bilan o'tilyapti. Shu masalada boshqa mazhabni masalasini olish ijozatini beradi, lekin hammaning ishi emas bu. O'ziga o'zi taloq qilib keta olmaydi. Chiqishga bo'ldi mi? Ko'p yurarkan, masalan, Koreyaga ketardi, boshqalarga ketish mumkin. Yillar o'tib yurib boradi-da. Mana xonadonga qaytardi. Lekin xabarlar gaplashib turibdi. Shuning ko'p yurishlarda masalan imkoniyat bo'lib qaytib ketishi ham mumkin. Keyin ko'plar eshitmadi. Yuraveradi. Ziyonlari, nima sabablardan? Oiladan xabar olmay yurishmi? 4 oydan keyin zulm bo'ladi. Agar ayol rozi bo'lmasa, ayolga zulm. Hazrat Umar davrida keyin boyagi nimalar harbiylar savobi. Aynan shundan olingan. 4 oydan keyin zulm bo'ladi. Kelib ta'mirlash kerak. 4 oydan keyin. Olimlar o'rtaga tushib, majburan aloqani o'ldirmasa bo'ladi. O'shada. O'shada keyin bo'ldi. 4 oydan keyin uni qidirish kerak o'zi. Kelib ta'minlab qo'y deyish kerak, ta'minlamas talog'ini ber, boshqada tegamanish haqqi bor-da xotinni. Yo'q, qo'ymayman deganda bilmayman. Qo'ymayman deganda xulo qiladi. Masalan, haliga masalada oxiri borib yo ta'minla yoki talog'ini ber deydi. Muallaq qilib turishga haqqi yo'q. O'shanda aralashadi imomlar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Duo qilsinlar. Yo'q, sizlar duo qiling. Duo qiling. Ha. Yani sizlardan duo olaylik. Duo qiling, amin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.